Biliyor musun? Var bugün ne yaptık? Danayı Hocam satın seni aldık. çok seviyor. Danaya girdik. Bence kazıklandık. 7-7 kaç verdin? 7-200 mi ne verdin? 7 Söylenir mi bunlara? Bir görmüşlük de yapmayalım. 8 biraz ya. kazıklandık nakliyesi ki falan. 8 Hocayla yani. Bugün beraber gittik ama. Ya, ikiniz mi ortak mı? Ortak mı yani? Ortak girelim dedik. Ben de varım ya. Girdiniz mi? Girdik. Hep beraber ya. Hepimiz adına. Beşimiz adına. Hepimiz adına. Beşimiz adına ama ya. Ha, ben fark etmez. Danalar adam mıdır? Zaten adamı da vardır. Adam olmayan danalar. Adam olmayan, adam olmayan danalar var ama. Bugün beraber Eyüp'e gittik. Eyüp'te Memduh abiden dana aldık. Bak şimdi herif mübarek iş yapıyor. Kurban satıyor ama herif hokkabaz. Hokkabazı gözünden de sallama var. Hokkabaz abi. Aşkına ya. Adam hokkabaz abi. Selam bekliyor. Hokkabaz abi ya. Başlatma selamını. Hokkabaz. Seni sen hemen atladın ha. El sıkışmalar. Orada da sıvadın ya. Şey danacıyı. Hocam, hocam bunun adetidir. Böyle yapılır. Ona lafım yok da. Bir dakika kardeşim. Bu kalem 10 lira. Böyle yapalım. Gittim bu kaleme 20 lira. Aa tebrik ederim. Alınmaz bir pazarlık yapın kardeşim ya. Ya kurbanda pazarlık olmazmış. Sen ben kaç diyorsun mesela? 10. Ben 20. 13. Sen de bir şey söyle mesela 10 ile 20 arası. 10. Yaptım bugün ya. Ya. Hadi lan 10 dedim ben. 11 çık. 10.5. Böyle olur ya. Bu böyle. Bunda öyle yok. Bu da ben elini uzattı sıvacı. Tamam Memduh abi. Nereden abi? Hemen abi. Hocam girdik mi şimdi? Bana bir tane çıkacak. Aldınız mı danayı? Para aldık işi tabii. Kim kesecek danayı? Sen. Valla koyun olsun ben keserim. Hocam ben keserim. Bir şey anlattı Sinan abi. Keserim. Danayı nasıl tutacaksın? Bakın. Nasıl bağlayacaksın? Ayaklarını falan sen nasıl keseceksin? Ben hayatımda dana kesmedim ama hayatımda çok koç kestim. Bana da koç kesmeyi zamanda yazlıkta diyordum ya bana mala vurmayı öğreten bir oğlan. Mala vurmak. Ya ne mübarek adammış bu Sinan. Neydi hocam? Mala bugün bayram erken kalkıyor. Arkadaşlar. Senin Orhan amcan her şeyi öğretmiş sana ya. Müthiş. Kurban keserim. Yani şu oraya getirin çıkın. Bütün şey vecibelerine geç. Kıbleye çevireceksin hayvanı. Gözlerini abdest alman şart değil ama dana kaçarsa ne yapacağız? Gözlerini abi bağlayacağım. Dana kaçarsa yakalayın. Dana kaçarsa ne yapacağız? Bugün kaç köydü bizimki bizim hayvan? 400 var mıydı? Vardı hocam. O 400 olduğuna da emin değilim. Azıcık hayvana su içirmişler. Dana nerede? Dana ne yap? Hocam da televizyonun önünde besliyoruz hocam. Ne yapacağız orada? Hayır alıp evine falan buraya niye getirdin? Eve getirdin eve. Eve getirdin. Hocanın bahçesinde bir sürü hayvan varmış orada. Tamam abi götüreyim de dana. Bir tane de dana olsun. Abi danayı bak bahçede falan ki ondan kaç kilo kan çıkacak. Orada mı adamda mı dana şimdi? Alacağız ben danayı cennetim. Tabii tabii danayla iletişim kurdum. Kocaman ama. Onu alıp 2-3 gün beslemek lazım bu oğlum. Kaçan danalar var biliyorsun. Ne yapacağım hocam? Niye besleyeyim Abdülkerim abi? Stres zaten bir sürü. Danayla mı uğraşacağım? Hani koyunu beslersin falan. Bir şey söyleyeceğim hocam. Hakikaten sen danayı alıp getirsene sen mahalleye sizin oraya. Bir güzel kaliteli yemekler yesin. Eti güzel olsun keseceksin ya danayı. Hani böyle, kaliteli yemek yedir biraz danaya. Danaya baktık. Kulağı, gözü, kaşı, dişi bile yerinde. Ha. Biraz bana 400 kilo gibi gelmedi. Daha hafif geldi. Oradan da bir geçir derip bize ben sana söyleyeyim. Hocam tarttı gözümüzün önünde aynı. Ya, ya, hayvana hocam. Su içirirsen 10 kilo. Tuz yedirirsen su tutar. 10 kilo koyar oradan. Şimdi lafı neye geçeceğim? Kestireceğiz abi. Girdik artık. Girdik. Bu işin fazla da şeyi olmaz. Sen yani. Hiç kestin mi hocam harbiden? Daha kesmedim dedim ya. Hayır koç kestim. Tabii kestim.